Paşa Doğru'dan herkese iyi akşamlar efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasaları ders son notları ve başlıkları aktaracağız. Ardından bugün her zaman olduğu gibi Cüneyt Başaran yok. Bu kez Mert Yılmaz bizlerle olacak. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı diyelim ve başlayalım. Şimdi öncelikle bir başlıkları anons edeyim. Ardından bir telefon bağlantımız olacak. Erencan Umut bizlerle olacak. Yatırımım.com Hazine Müdürü. Ardından da Mert Yılmaz'la sohbetimize başlayacağız. Bugün neleri konuşacağız? Önce şöyle özetleyeyim. Piyasalarda algı bozuldu. Küresel piyasalarda zaten bir süredir COVID-19 vaka sayısını yakından takip eder olmuştuk. Ve bir yandan da bu dışarıda algının bozulması bugün içeriye de yansımış bulunuyor. Başka unsurlar da var. Hepsini konuşacağız. Borsa İstanbul tarafında bugün kayıplar %2 ve üzerinde seyrediyordu. An itibariyle de ekrana getireceğiz son durumu. ABD tarafında 5 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman rekor düşüyor. Düşük seviyeye geldi, %0.25 olarak gerçekleşiyor ve konuşacağız yine Fed'in bilançosunu da. Fed tarafına baktığımız zaman rekor düzeye gelen Fed bilançosunda biraz Fed'in frene basmış olduğunu görüyoruz. 4 haftadır üst üste daralma kaydediyor ve 7 trilyonun altına gelmiş bulunuyor. Fed'in bilançosu tabii ki hala yüksek, ancak bir miktar duraksama olduğunu da hatırlatalım. Bu arada işten çıkarma yasağı devam ediyor, ancak Nisan ayında gelen işsizlik rakamı %12.8'e gerilemiş oldu. Bunun nedenlerini de konuşacağız öte yandan diyelim ve başlayalım. Önce Erencan Umut bizlerle olacak, yatırımım.com Hazine Müdürü. Erencan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi artık haftanın son günü. Borsa İstanbul tarafında biraz kayıpların, dün de öyleydi. %2,5'luk kayıp vardı kapanışta. Bugün de yine kayıpların devam ettiğini gördük. Ne etkili oldu sizce ilk etapta? Ya aslında ilk etapta küresel ölçekte koronavirüsünün en azından ikinci dalga endişeleri birazcık baskın gelmiş gibi duruyor. Çünkü son dönemde hem Amerika tarafında vaka sayılarında ciddi bir artış var. Yani önceden biz günlük vaka sayılarının Amerika tarafında 45 binlere rekor derken şu anda 63 binlere ulaştı. Ve şimdi böyle bir ortamda biri de bölgesel FED başkanlarının hani vaka sayılarındaki bu artışın ekonomide V tipi toparlanma, hatta U tipi toparlamada bile zorluk çıkartacağına yönelik net ifadeleri küresel piyasalarda bir miktar risk alma işlerini bozdu. Zaten Avrupa Birliği komisyonda yine AB ekonomilerine yönelik yıl içerisinde 7.7 daralmayı 8.7'lik bir daralma oranına revize ettiler. Dolayısıyla bu olumsuz algı özellikle ons altın fiyatlarında pozitif olarak desteklendi ki bu da zaten bir noktada risk alma iştahının düştüğünü gösteriyor. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvillere baktığımız vakit 0.60'ın altında bir fiyatlama var. Bu da özellikle gelişmekte olan piyasaları sert etkiledi ki Türkiye özellikle negatif ayrıştığını söyleyelim. Zaten kırılganlık böyle bir şey. Yani kırılgan bir ekonomik yapımız var, kırılgan bir borsamız var. Yabancı yatırımcının sürekli çıktığı bir borsa İstanbul görüyoruz ki en son yerli oranı, yabancı oranı üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu kırılganlıkta da haliyle olumsuz bir ortamda sert negatif tepki vermeniz oldukça doğal. Ama ben bu sert negatif tepkinin en azından kar satışı olarak kalacağını düşünüyorum. Yani 115.500'ün altına sarkmasıyla beraber sabah saatlerinde 112.000'lere kadar hızlı bir geri çekilme hareketi oldu, ama yani bugün kapanışa kadar yaklaşık bir saatlik bir zamanımız var. 114.400 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşebilirse yani önümüzdeki hafta bir miktar daha toparlanma görebilir. Bu noktada da 115.500 seviyesini takip edeceğiz. Ama ben maksimum geri çekilme olsa bile yani 111.000'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu da benim için maksimum seviyedir. Şu anda yaşananlar bana kalırsa bir kar satışı, yeniden yönünü yukarı çevirecek bir Borsa İstanbul'da karşı karşıya olabilir. Evet, özellikle endekslerde bir ayrışma gördünüz mü? Bankacılık endeksi özelinde tabii yine satışlar vardı. Ne dersiniz? Bankacılık endeksi zaten pandemiden sonra kendine gelemedi. Yani bu zamana kadar Borsa İstanbul desteklenen en önemli unsur sanayi endeksi. Ki pandemi öncesi seviyeleri de geçtim. Yani pandemiden sonra, ki her ne kadar pandemi geçmiş olmasa bile, bu Borsa İstanbul'daki son toparlanmayla beraber sanayi endeksinde yeni rekorlar görülmüş durumda. Yani V tipi toparlanma net olarak sanayi endeksinde gözüktü, ama bankacılıkta yani V tipini geçtim, U tipi bile yok. Yani en azından şu anda hala L tipi diyebileceğimiz güçlü bir toparlanmanın olmadığı bir atmosfer var. Burada tabii ki yabancı çıkışının özellikle bankacılık ağırlıklı olması, aktif rasyosu gibi bilanço daraltılmasına sebebiyet verebilecek önlemler. Dolar TL işte bakıyoruz 85-86, yani burada swap faizlerinin uluslararası piyasalarda
güçlü bir şekilde yukarı doğru çekilmesi. Yani bunlar genelde yabancı nezdinde Türk piyasalarına bakış açısında birazcık törpüleyen gelişmeler. Bu bakımdan dolayı bankacılıkta şu ana kadar çok net tatmin edici bir pozitif performans yok. Ama bir noktadan sonra ben bankacılığın da yükseliş hareketine başlayacağını düşünüyorum. Yani bu çok yakın gelecekte olmayabilir ama en azından yılın son çeyreğiyle beraber güçlü toparlanmalarla, bankacılık endeksinde sağlanan güçlü toparlanmalarla birlikte, çünkü dolar bazında baktığınız vakit oldukça uygun, oldukça cazip fiyatlamalar var. Bu bakımdan dolayı bankacılık endeksinde de en azından yılın son çeyreği gibi güçlü sayılabilecek toparlanmalarla beraber 2021 yılında daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ama yakın gelecek noktasında çok güçlü bir rally açıkçası ben beklemiyorum bankacılık özelinde. Peki, çok teşekkür ediyorum Erancan Bey. İyi hafta sonları diliyorum size. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz. Kapanışa doğru devam ediyor efendim ve Mert Yılmaz'a dönelim hemen. Kendisiyle sohbete başlayacağız. Mert, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Gözde, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar diyelim. Bugün aslında biraz ne diyelim, Borsa İstanbul yatırımcıları açısından zor bir gündü belki de. Özellikle dün de yine kayıplar vardı, %2,5'luk. Şöyle biraz özetlemek gerekirse, şimdi pandemi süreci boyunca aslında Borsa İstanbul öncesinde Borsa İstanbul'da hızlı bir yükseliş trendi vardı. Özellikle evet. Baktığımız zaman 21 Ocak'ta 124.000 seviyelerini test etmiştik. Tarihi rekor olarak adlandırdığımız, ardından hızlı bir şekilde pandemi süreciyle birlikte Mart rakamlarına baktığımız zaman 23 Mart'ta 84.246'ya kadar gerilemişti. Birinci salgın diye bunu nitelendiriyoruz. Aslında halen daha bitmedi ama piyasada da bir ikinci dalga fiyatlanır mı diye korkular da vardı. Şimdi dün ve bugün özelinde iki kere üst üste böyle geri çekilmeler görünce acaba ikinci dalga mı fiyatlanıyor diye endişeler de başladı. Bir yandan baktığımız zaman küresel borsalarda risk iştahı algısının bozulduğu sırada aslında Borsa İstanbul'un biraz daha sakin durduğunu, pozitif ayrıştığını da görüyorduk. Ne dersin bu bugünkü ve dünkü hareket için? Evet, senin de söylediğin gibi aslında 82 binlerden başlayan ve 120 binlere kadar gelen bir piyasa var. Çok ciddi bir hareket yaşandı, yaklaşık 40 bin puan. Gene senin de söylediğin gibi Mart ayının sonunda başlayan bu süreç aslında sadece Borsa İstanbul için değil, bütün dünya piyasalarında yaşanan hisse senetleri tarafında bir rally. Bunun iki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi merkez bankalarının bu pandemi sürecinde atmış olduğu adımların yarattığı parasal genişleme ve dünyanın pek çok yerinde yatırımcının getiri arayışı. Bizde de aslında yılbaşından bugüne kadar piyasamıza dahil olan katılan yaklaşık 400 bin kişinin katılma amaçlarının temelinde de bunun yattığını görüyoruz. Yani özellikle faizlerdeki ve gene özellikle Türkiye'de çok ciddi bir faiz indirimi sürecinin sonunda yatırımcıların TL taraftaki getirilerden, sabit getirden memnun kalmayarak daha iyi getiri arayışı ve borsaya yönelmeleri. Aslında ikinci dalga tartışmaları hep vardı ama orada hep şu konuşuluyor. Yani ikinci bir dalganın gelme ihtimalini bilim insanları hep vurguluyorlar. Ama genel yaklaşım şu, ben de ona katılanlardanım. Yani herkes buradan kendine düşen payı çıkarttı. Bireyler, toplumlar, devletler, olası bir ikinci dalganın etkisi birinci dalga kadar yıkıcı olmaz. Sorun yaratacak, sorun yaratma potansiyeli bu kadar. Belki daha sert tedbirler alınabilir ama daha kısa sürede çözümlenebilir beklentisiyle buralara kadar gelindi. Şimdi dolayısıyla bazen yükselişler de düşüşler de abartılı olabilir. Netice itibariyle gene kendi açımızdan ifade etmeye çalışayım. 40 bin puan kadar yükselmiş bir piyasanın 5-6 binlik puanlık bir kaybının altında mutlaka bir gerekçe aramak da çok doğru değil. Neticede şimdilik bir kar realizasyonu olarak değerlendirmek mümkün. 120 bine kadar geldi. Dün senin söylediğin gibi yaklaşık %2,5'luk bir kayıp var. Bugün tekrar 113 binlerin altına kayan bir borsa gördük. Benim açımdan gün içindeki yaklaşımım şuydu. Piyasa 113.300'lerin üzerinde kapatırsa benim için şimdilik yeterli olacaktı. Ama tabii özellikle bu 118.000, 120.000 bu bantta, 2.000, 3.000 puanlık bantta ve kısa vadede işlem yapan yatırımcı için ciddi bir getiri kaybını ya da zararın oluştuğunu söylemek mümkün. Bütün dünyada piyasalar hala orta uzun vadede olumlu beklentileri sürdürüyorlar. Tabii bizim açımızdan birkaç tane farklı gündem maddesi var. Dünden beri belki çok konuşulmasa da fiyatlamada etkili olduğunu düşünüyorum. Bu Ayasofya konusu, Danıştay'ın bugün vermiş olduğu kararla birlikte.
Dün bir kez daha gelen BDDK'dan yeni bir karar, işte bu kredilerin tekrardan yapılandırılması konusu, 7 tane bankaya verilen ceza. Tüm bunlar zaten, şunu da söylemek lazım, bu yaşanan çok hızlı yükselişin neredeyse bankalar son vagonuna yetişti. Aslında bu yükseliş genele yayılan ve bankacılık hisselerinin de önderlik ettiği ya da eşlik ettiği diyeyim, düzelterek, bir yükseliş olsaydı şu anda zaten tarihi rekor diye tanımladığımız o 124.500 puan seviyesinin üzerinde olacaktık. Ama bir miktar kar realizasyonu olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi kendimize risklerimizi yükseltmezsek, yani tekrar şu 500'lerin üzerine çıkmış CDS'imizi en azından biraz daha makul seviyelere çekmemiz lazım. O makulliğe tanımladığımız 450'lerin de hala çok yüksek olduğunun altını bir kez daha çizeyim. Ama dediğim gibi son iki gün biraz sıkıntılı oldu. Ama yatırımcılara buradan bir tavsiyem, özellikle yani piyasamıza yeni katılmış yatırımcılarımıza tavsiyem, hani sular durgunken kaptanlık daha kolay oluyor. Yani ne alırsan neredeyse para kazandığın, almayanın para kaybettiği süreçten daha volatil günlerin içine doğru geldik. Aslında son birkaç gündür piyasa artı kapanış gösterse de, gerçekleştirse de arka planda seansinde çok volatilitenin arttığını gördük. Yani defalarca gün içinde artıdan eksiye, eksiden artıya döndüğünü görmüştük piyasanın. Herkesin biraz bir arkasına yaslanması, hafta sonu biraz iyi değerlendirmesi, risklerini biraz gözden geçirmesinde fayda olan günlerin içine doğru geldiğimizi ya da çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Evet, biraz daha anladığım kadarıyla ne alırsan al kazanıyorsun. O trendin geride kaldığını aslında ima ediyorsun ve tabii bireysel yatırımcılar için... Yok, ima etmiyorum. Direkt söyledim. Direkt söylüyorsun bir de. Peki. Şimdi bir de küçük yatırımcılar için, yani bireysel yatırımcılar için özellikle son dönemde yükseliş trendi içerisinde biliyorsun son zamanlarda 400 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Evet. Bir yandan hani toplamda 1,5 milyona varan yatırımcı. Dolayısıyla burada tabii dikkatli olunması gereken husus olduğuna da dikkat çekiliyor. Pek çok kişi de hani yatırım tavsiyesi almak yerine aslında bireysel olarak hani sosyal medya üzerinden vesaire böyle yapanlar da var. Dolayısıyla senden de bir uyarı olmuş olsun. Şimdi bankacılık sektörü için tabii ne söylersin? Biraz onu konuşmak istiyorum. Hem az önce de söyledim, BDDK tarafından yeni kararlar, açığa satış yasağı ile ilgili yine son gelinen süreçte atılan adımlar vardı. Açığa satış yasağı özellikle BIST 30'da kaldırılmıştı. Ardından ertesi gün yine 6 yabancı bankaya satış yasağı getirilmişti. Nasıl algılıyor piyasa bu hızlı regülasyonları? Şimdi tabii aslında her alınan kararı kendi konjonktüründe değerlendirmek gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınmış açığa satışın engellenmesi yönündeki karar bence o günün piyasa koşullarında doğru karardı. Sonrasında biz kendi aramızda arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda aslında artık piyasanın bütün dünyada normalleştiğini ve bu açığa satış yasağının kaldırılması için hatta neredeyse geç kalındığını konuşurken birkaç gün sonrasında BIST 30 hisselerinde olmak üzere açığa satış yasağı kaldırıldı. Biz bundan sonrasında işin daha da normalleşeceğini, yani o açığa satış yasağının daha geniş kapsamda uygulanabilir bir hale geleceğini düşünüyorduk. Bir kere izninle şunu da söyleyeyim. Yani bu iş fazla konuşuluyor ve fazla manipüle ediliyor. Ülkenin önemli bir kısmını zaten bilgisi olmadan fikri olanlarla da dolduğu için şöyle bir hal var. Yani açığa satış bir piyasayı yıkmak için kullanılabilecek bir enstrümandır algısı bir kere yanlış. Yani açığa satış bütün borsalarda, bütün piyasalarda kullanılan bir araçtır. Dolayısıyla hani açığa satışın olması bu momentumu bozar, işte piyasaya satış getirir gibi düşünmek çok doğru değil. Hatta illa açığa satış yapan bir yatırımcının mutlak surette para kazandığını söylemek de mümkün değil. Netice itibariyle bugün açığa satan birisi yarın gelip aslında bu piyasanın bir şekilde de alıcısı olacak. Dolayısıyla ben 25 yıllık meslek hayatımda ve dünya görüşüm itibariyle her zaman serbest piyasadan yasakların olmadığı bir piyasadan yanayım. Ama dediğim gibi yani pandemi süreci ve o gün alınan kararlar doğru kararlar. Sonrasında alınan karar tabii netice itibariyle her ülkenin farklı alanlarında da olsa kurallar var ve herkes buraya bu kurallara uymak zorunda. Eğer orada kurala uyulmamışsa, ki öyle ifade ediliyor, gerekli cezaların yaptırımından ve uygulanmasından daha doğal pardon bir şey olamaz. Ama genel manada şunu söyleyebilirim. BDDK bu arada, yani bu dönem içinde çok aktif rol aldı. Hatta neredeyse Merkez Bankası'nın önüne geçtiğini söylemek bile mümkün. Aldığı kararlar, atmış olduğu adımlar. Ama burada bir şey var. Yani
her gün bir düzenleme geliyor ve bu her gün gelen düzenleme özellikle yatırımcı tarafında artık bir miktar anlaşılmakta ve yorumlanmakta zorluk çekilir hale geldi. Yani ve maalesef şöyle bir algı da yavaş yavaş oluşuyor. Netice itibariyle alınan karar niyeti o olmayabilir ama algı da önemli bir şey. Özellikle yabancı yatırımcı açısından. Sanki Türkiye alınmış olan bu kararlarla serbest piyasa koşullarının dışına taşıyormuşçasına bir eleştiri, bir öngörü ya da bir tespit var. Buradan hızla çıkılması lazım. Yoksa yani bir kez daha söyleyeyim. Açığa satış kararının engellenmesi doğru karardı. Fikri, şahsi fikrim olarak söyleyeyim, kaldırılması konusunda geç kalmıştır benim açımdan. Ama çok da önemli değil. Ama netice itibariyle kurallar var ve kaideler var. Hepimiz buraya uymak zorundayız. Ha tabii burada yerliye farklı uygulama, yabancı yatırımcıya farklı uygulama, yabancıya geçmiş dönemden gelen verilmiş bir takım imtiyazlar. Bunlar çok tartışılacak konular ama bizim burada anlamamız gereken şey şu. Dünyada bu kadar parasal bolluk varken, yatırımcı para kazanacak, getiri elde edecek yer arıyorken, Türkiye'den yılbaşından bu yana yaklaşık 10 milyar doları aşan para neden çıkıyor? Bu sorunun cevabını aramamız ve bulmamız lazım. Yani burada Sayın Bakan'ın defalarca dile getirdiği hani sıcak para istemiyoruz yaklaşımı elbette ki doğru. Salt o cümlenin altına ben de imzamı atarım. Çünkü evet Türkiye'ye yani o para geldiğinde hiçbir sorun yokmuşçasına bir algı oluşuyor. Sonra para herhangi bir gerekçeyle çıkmaya kalktığında da bir kur volatilitesi yaşanıyor. Ama hani bu parayı istemiyoruzun karşısında bu parayı neyle ikame edeceğiz sorusunda cevabını aramamız, bulmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde yani bir pandemi sürecinden geçerken biraz daha bence yabancı yatırımcıyla doğru iletişimi kurmak, ne yapmak istediğimizi anlatmak, rahatsızlık duyduğumuz noktaları anlatmak, bir masa etrafında oturmamız, konuşmamız gerekiyor. Çünkü turizmde de çok ciddi bir darbe yenecek maalesef tüm bu yaşananlar nedeniyle. İşte bir miktar cari açık baskısı olacak. Yani önemli bir şey kaybımız var, döviz kaybımız olacak. Bunun önümüzdeki dönemde Türk lirası üzerinde bir miktar baskı yaratabileceğini de göz önüne aldığımızda bir kez daha söylüyorum. Merkez bankaları bu kadar dünyayı paraya boğmuşken Türkiye'nin de mutlaka hak ettiği ölçekte bir parayı alması lazım. Hala piyasa yükselirken yabancı yatırımcının dün Merkez Bankası tarafından açıklanan istatistiklerde görüldüğü üzere hala satıcı yönde davranıyor olmasını biraz sanki oturup iyi değerlendirmemiz, anlamaya çalışmamız daha sağlıklı bir yola bizi götürür diye düşünüyorum. Peki şu konjonktürde gelişmekte olan tüm ülkelerden para çıkışı var mıdır yoksa Türkiye özelinde mi olduğunu dersin? Ya en başında elbette ki bütün gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı oldu ama sonrasında paranın bir kısmı farklı gelişmekte olan ülkelere geri döndü. Ama maalesef biz geri dönülmeyen taraftayız. Yani biz açıkçası ekonomiyi çok fazla kur üstünden okuyoruz, tartışıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. İşte BDDK'nın almış olduğu kararlar, bu swap hamleleri, işte evet kurun o günkü konjonktürde daha yukarı doğru gitmesine engel oldu. Pardon. Ama diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir güçlenme yaşanırken, yerel para birimleri değer kazanırken maalesef bundan Türk lirasında yararlanamadığını gördük. Yani kötümser havada bize bir kalkan oldu alınan bu kararlar ama iyi havada da maalesef Türk lirasının değer kazanımına engel oldu. Yoksa normalde ben şu anda daha değerli bir Türk lirası, daha fazla değer kaybetmiş bir döviz kuru olacağını düşünüyordum. Bir kurda stabilizasyon var tabii. İzninle şunu da ekleyeyim. Yani Türkiye gözüken o ki faiz indirim döngüsünün sonuna geldi en azından bu yıl için. Evet onu da soracağım aslında. Şimdi Merkez Bankası'nın dün vermiş olduğu mesajlar vardı. Mutlaka izlemişsindir, dinlemişsindir. Şimdi evet. Orada aslında net bir mesaj hani faiz indirimi tarafında olmasa da tabii burada beklentilerden anlaşılan o ki bundan sonrası için Merkez Bankası tarafından bir faiz indirimi patikasının sonuna gelindi. Katılır mısın? Şimdi şüphesiz ki katılırım. Yani Sayın Uysal göreve geldiğinde ki neredeyse tam bir yıl oluyor. %24 ile aldığı politika faizini çok seri adımlarla ve ilk başında hızlı adımlarla beraber 8.25'e kadar getirdi. Sen de biliyorsun son toplantı öncesi de piyasanın genelinde 25 ya da 50 bas puanlık bir faiz indirimi ya da bir başka ifadeyle faiz indirimine devam edileceği yönünde bir beklenti var. Pas geçti Merkez Bankası ve sonrasında anladık ki gelen Haziran ayı enflasyon verisiyle beraber enflasyon beklentilerindeki bozulma Merkez Bankası'nın
bu kararı almasında etkin olmuş. Şimdi Haziran ayı gibi mevsimsel etkinin lehte olduğu bir ayda, gıda enflasyonun eksik çıktığı bir ayda, talebin daha çok da hızlanmadığı, yani 1 Haziran itibariyle hayatın normalleşmeye başladığını hesaba kattığımızda, böylesine yüksek gelen bir enflasyon bundan sonraki süreç içinde enflasyon beklentilerini kötüleştirecek. Zaten Merkez Bankası'nın hedef olarak belirlemiş olduğu orta noktası 7.4, alt bandı 5.5, üst bandı 9.3 olan enflasyon hedefinin zaten 7.4'ün tutma ihtimali piyasada çok da kabul görmüş bir tahmin değildi. Genel yaklaşım acaba üst bandı, yani 9-9.5'larda durabilir miyiz hem de bir tek hane gerçekleşmiş olur diye. Ama konjonktür bize gösteriyor ki bir çift tane enflasyonla karşı karşıya kalınabilir. Tabii şunu unutmamak lazım. Olağanüstü günlerden geçiyoruz bütün dünya. Dolayısıyla farklı ekonomi politikaları görüyoruz. İşte ben de mesela her seferinde bütçe açının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin elinde kalan önemli çıpalardan bir tanesi olduğunu, bunun aşılmaması gerektiğini söylerken, maalesef gelmiş olduğumuz konjonktür bütçe açığı konusunda da gerekli adımların atılmasına ya da açılmasına şey oldu. Elbette ki atılan adımların bir miktar enflasyon baskı yaratması muhtemel, ama Türkiye iki konuda ters ayakla yakalandı bu süreçte. Bunlardan bir tanesi yüksek enflasyon, bir tanesi yüksek işsizlik. Şimdi gelinen noktada ya bu süreci atlatırken kontrolden çıkabilecek ya da çok daha fazla yukarı gidecek bir enflasyonun önünde bir durmamız lazım. Yani belli bir marjımız var. Şuraya taşımaya çalışıyorum konuyu. Zaten Türkiye'de yatırımcı özellikle, yani sabit getirili şeylerde, ürünle, finansal ürünlerde getiri arayan yatırımcı zaten bir süredir negatif reel faize alıştı. Ama bu makasın yatırımcının aleyhine açıldığını görüyoruz. Yani tahminlerin 11'lere 12 enflasyona gittiği yerde dolayısıyla bu taraf açılıyor. Ve yatırımcı buna hala rıza gösterecek mi? Yoksa zaten bir kur stabilizasyonu sağlanmışken ve aşağıda çok fazla gelecekmiş gibi gözükmüyorken kur, acaba yatırımların bir kısmını tekrar TL'den dövize ya da altına çevirir mi? Buraya bakmamız lazım, ama şunu söyleyeyim. Net biçimde benim tahminim, evet, Türkiye'de faiz indirim sürecinin sonuna gelinmiştir. Ümit ediyorum öyle olmaz. Ama hatta yakın, çok yakın zamanda olmasa bile yavaş yavaş tekrar Türkiye'de faizlerin yükseldiği bir süreci yaşayabiliriz. Elbette ki hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkede faiz oranlarının düşük olmasını, daha çok yatırımlı olmasını istiyoruz. Ama sadece bunu salt bir cümleyle ifade etmek çok gerçekçi değil. Eğer düşük düşük faiz istiyorsak enflasyonumuzu düşürmemiz ve kalıcı olarak düşürmemiz gerekiyor tabii ki. Evet, şimdi aslında onu da soracaktım ama sen cevap verdin. Ben sormadan her şeye cevap veriyorsun bir yandan. Benim gibi konu kolay bulunmaz. Vallahi aynen öyle, yani tek soruda yayını bitireceğiz. Şimdi bir yandan şunu merak ediyorum. Enflasyonla ilgili, yani Merkez Bankası'nın tabii yıl sonu 7.4 hedefinden oldukça uzaklaşıldığı aşikar. Bundan sonrası için tabii enflasyonda bir iyileşmenin gerçekçi olmadığını da aslında hani öngörüyorsun anladığım kadarıyla, ki burada hani faiz indirimi patikasından artık uzaklaşıldığı ve belki de faiz artırımı, o konuyla ilgili de sorum olacak. Şimdi Goldman Sachs tarafından biliyorsun yorumlar yapılmıştı. Özellikle tabii kurla ilgili bir baskının olabileceği, rezervlerdeki azalıştan bahsediliyordu. Dün mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen mesajların içinde o rezervlerle ilgili dalgalanmanın olağan olduğu söylendi. Nasıl yorumlarsın? Sen özellikle tabii kur yorumu istiyorum. Herkes merak ediyor biliyorsun. Herkesin derdi dolar TL ne olacak? Yani yayının sonunda dolar ne olacak, dolar alalım mı sorusuna geldik mi? Altını şimdi, daha sormadım, tabii, dur. Peki, şimdi Türkiye'deki bir süredir devam eden tartışmalardan bir tanesi var. Merkez Bankası'nın rezervleri konusu. Şüphesiz ki orada Türkiye'nin bir kırılganlığı var ya da bir yumuşak karnı var. Farklı hesaplama yöntemleri var ama konuyu çok uzatmaya da gerek yok. Bence döviz tarafı, rezerv tarafındaki bir yetersizlik çok net biçimde ortada. Bunun bir kısmı işte swapların dahil edilmesi edilmemesi gibi pek çok şey var. Mümkün olduğunca Türkiye bu konudaki şeyini, ne derler, eksikliğini, yumuşak karnını giderecek adımları atmalı. Sayın Başkan ya da Merkez Bankası'nın değerli yönetimi şüphesiz ki haklı. Bir kez daha söyleyeyim. Bugün konuştuğumuz şeyler 2020 yılına başlarken hiç düşündüğümüz şeyler değildi. Daha düşük bir enflasyon, çok daha yüksek bir büyüme. Yani tartıştığımız şeyler Türkiye 5 büyür mü büyümez miden, şimdi küçülür mü acaba sıfır noktasına durur mu ya geldik. Hayatımızın pek çok yerinde pek çok şeyler değişti. Dolayısıyla bu dalgalanmalar normal, ama bizim şunu yatırımcıya iyi anlatmamız lazım.
hayat normalleştikçe bizim de kendi adımıza tüm bu uyguladığımız politikalardan bir exit planımızın ne olduğunu ya da marjımızın nereye kadar olduğunu biraz ortaya koyup anlatırsak bundan sonraki süreci yönetmek daha kolay olacaktır. Kur tarafına gelince demin de söyledim, özellikle BDDK'nın atmış olduğu bu swap hamleleriyle beraber zaten çok ciddi, yani bir yabancı ilgisinin olmasını beklemek çok gerçekçi değil. Dolayısıyla kurda çok ciddi bir yukarı doğru hareket beklemem ama yılın geri kalan dönemindeki getirinin TL taraftan daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bu kredi büyümeleri tarafında özellikle dün ikinci yarıda bir düşüş beklenebilir gibi yorumlar yapıldı. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından onu nasıl algılamak lazım acaba? Zaten bu hızla artamaz ki. Sürdürülebilir yani, değil. Özellikle tabii kamu bankalarının önderliğinde, yani önce şunu unutmamak lazım. Çok tekrara düşüyor gibi olurum ama bunlar olağanüstü günler. Bunlar sadece Türkiye'de uygulanan politikalar değil. Temel uygulama şu dünyada. Üretim çarkları dönmeye devam etsin. Büyümeyle ilgili bir sıkıntı yaşanmasın. Ve özellikle istihdam konusunda daha derin bir soruna neden olmasın. Bütün atılan adımlar gerek hükümetlerin uyguladığı maliye politikalar açısından gerek merkez bankaların uyguladığı para politikalar açısından baktığında bütün amaç buna yönelik. Dolayısıyla hükümet de attığı her adımı işte bazen kamu bankaları vasıtasıyla buna yönelik olarak attı. Atılan adımların bir fayda yarattığı da gözüküyor. Yani neredeyse İstanbul'da satılık ev kalmamış gibi gözüküyor. Çok ciddi ev fiyatlarının artışı var. Otomotiv satışlarını gördük. Neredeyse geçen senenin iki katına kadar yaklaşabilecek bir otomotiv satışından söz ediliyor. Demek ki atılan adımlar fayda etti. Ama dediğim gibi yani netice itibariyle kredi mekanizması dediğiniz şeyde kaynak bulup onu kredi olarak kullandırmak. Ama geçtiğimiz dönemlerde edindiğimiz bir takım tecrübeler var. Özellikle KGF sürecinde ve sonrasında bu sürecin bize nelere mal olduğunu da yaşadık. Buradan çıkarttığımız dersler de var. Dolayısıyla zaten otomatikman dengelenmenin sağlanacağını ve artış hızının böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ama olası yan etkileri de, yani buradaki en büyük şeylerden bir tanesi enflasyon. Enflasyon tarafında göz ardı etmeden bu şeyleri yönetmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bir yandan tabii herkes merak ediyor. Şimdi TL reel getiri ararken acaba hangi enstrümanlar kullanılmalı? Borsa İstanbul tarafında senin de dediğin gibi şu anda artık o neye elini atarsan at hani kazanıyorsun şeklindeki süreç sona ermiş dedin. Erdi dedin kesin net bir şekilde. Borsa İstanbul aslında cazip hale gelmişti son dönemde. Mevduat tarafını bir süredir zaten biliyoruz. Dolayısıyla hani şu anda krediler, kredi faizleri cazip, gayrimenkul tarafına bir yatırım hani tercih edilebilir mi? Altın tarafına bir tercih edilebilir mi? Bir portföy oluşturacak olsan nasıl zor bir soru. Dağıtırsın. Oldu. Evet, dağıtırsın. Şimdi valla şunu söyleyeyim, ben hep şöyle anlattım, yani işte 12.500 dolardı Mart ayının sonu itibariyle, evet. 82.000 endeks. Oralarda almayan, ona cesaret etmeyen yatırımcının gelip bugün 120.000'lerde, 115.000'lerde alması bence hala orta uzun vadede ucuz olmasına rağmen artık bence rasyonel değil. Diğer taraftan baktığında dövizin bir miktar yatırımcı portföylerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir stabilizasyon sağlandı. Hı-hı. En azından çok aşağı gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Altın alır mısın diye soracak olursan, uluslararası alanda onsun yapmış olduğu bu sert hareketten sonra çok tercih etmiyorum. Gayrimenkul alır mısın? Çok kısa sürede %30'a neredeyse varan, en azından benim konuştuğum çevrede ve insanlarda böyle bir fiyat artışı var. %30 üstünden bir gayrimenkul almam. Ne yaparsın diye soracaksın herhalde yayının sonunda. Yani evet. Sanki bir miktar kenara çekilip biraz fiyatların normalleşmesini, dengelenmesini beklemek biraz daha makul gibi gözüküyor şu an. Ama portföylerde bir miktar döviz, yani bu cebinizdeki döviz olabilir, Eurobond fonları olabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Tabii şunu da ekleyeyim. Yani borsa için söylediklerimden şöyle bir yanlış sonuçta çıkmasın. Elbette ki endeks düşerken de getiri elde eden sektörler ve şirketler çıkacak. Ya da endeksten daha iyi performans gösterenler çıkacak. Ama bu genele yayılmış bir alım dalgasının sonuna gelindiğini düşünüyorum. O nedenle lütfen yatırımcılardan ricam, hangi aracı kurumlarla çalışıyorlarsa, biz bunu kendi bünyemizde, info yatırımda görüyoruz. Yatırımcılar mümkün olduğu kadar arasında bir görüş alışverişinde bulunsun. Netice itibariyle şöyle bir yaklaşım da var. Ya benim param zaten çok küçük. Dolayısıyla ya ne kazanacağım ki gibi bir yaklaşım da var.
O öyle bir şey değil. Yani sizin netice itibariyle birincisi herkesin emeği çok kıymetli. Bir emek karşılığı bu para kazanılıyor. Onun bir kere kıymetini bilmek lazım. İki, netice itibariyle kaç para kazandığınızdan ziyade portföyünüzün yüzde kaç geliştirebildiğiniz, yüzde kaç getiri sağladığınızdır önemli olan. Yani siz bugün %20-25 bir getiriyi sağlıyorsanız kimse size portföyünüzün ne kadar olduğunu sormaz. Biraz oralardan bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç biraz hem seçici hem dikkatli olmamız gereken bir süreç. Evet, pandemi sürecinde de özellikle mesela perakende sektörü çok öne çıkmıştı. Hani bu dönem evet. için yine böyle dikkat çekici sektörler var mıdır senin aklında? Ya açık söyleyeyim, ben genel olarak bir düzeltmenin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gene de şunu da itiraf edeyim. Hı hı. Bu endeks benim beklediğim yerlerin üstünde. Yani 82 binlerde alınır derken oradaki alınırdan kastım 120 binlere kadar bir gidişat şeyi yükselişi beklemek değil. Tabii arada pek çok farklı hikaye var. Yani Çinli sakinleşmesi, işte merkez bankaları pek çok şey ama ben normal olarak bir düzeltmenin geleceğini düşünüyorum. Ama yani bakılacak olursa keşke bir miktar yabancı ilgisi olsa, bankacılık hisselerinin çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Bu kadar son dönemlerdeki yaşanan yükselişe rağmen. Perakende tarafta talebin devam edeceğini ama oradaki şeyin beklentilerin artık fiyatlara yansıdığını düşünüyorum bir tarafıyla. İşte telekomünikasyon tarafı bence ilgiyi sürdürecektir. Ve gayrimenkul tarafı yani özellikle işte kamu bankalarının az önce söylediğim o çok düşük faizle verilen kredilerin yarattığı bir ilgi var. Ama bir kez daha söyleyeyim, ben kişisel, yani bu işin ustaları var, üstadları var. Onlara söz hakkını bırakmak lazım ama ben bu kadar kısa sürede ortaya çıkmış gayrimenkul fiyatlarındaki bu artışın bir miktar balon olduğunu ya da balon olmaya doğru yanaştığını düşünüyorum. O nedenle dikkat çekmek isterim. Bu işin içinde benim çok arkadaşım var. Hani %5'ini vererek bir ev almak ve bazı projelerde 2 yıl boyunca taksit ödemeyecek olmanın yarattığı bir cazibe var. Yani bu da trade edilir hale geldi. Herkes evi bugün almak ve 2 gün sonra üstüne belli bir kar koyarak satmanın derdinde. Bir sürede bu döngü çalıştı. Hala da bugünlerde çalışıyor. Ama bu döngünün terse döndüğünde doğurabileceği riski de herkesin bir göz önüne alması lazım. Peki altınla ilgili az önce yorum yaparken yüksek olduğunu ima ettin ama hani yabancı raporlarda böyle 1850-2000 dolarlara varan biliyorsun yorumlar var. Sen neden böyle söyledin? Valla o raporların bir kısmı zaten şey, yani yukarı giderken hedef fiyatlar yukarı doğru, aşağı gelirken de aşağı doğru revize ediliyor. Dolayısıyla çok şaşırmamak lazım. Altın tarafındaki ilgi genelde zaten şey, ETF'ler üstünden geliyor. Evet. Yani trend aşağı döndüğünde hedeflerin bir anda 1400-1500'lere geldiğini görürsün orada, rahat ol. Ama ben kendi fikrimi söyleyeyim. Çok yakın zamanda 1450 dolarları görmüş bir altını şu anda 1800'lere kadar taşıyacak bir temel talebin olmadığını düşünüyorum. Hatta merkez bankalarının boyun içinde bu kadar etkin olmadığı bir süreçte kişisel olarak yukarı doğru hareket devam edebilir. Ama 1800 dolar ve üstünde bir fiyatlama benim için alım için cazip değil. Hatta belki eğer trade etmek üzere alınmış pozisyonlar varsa belki bir kısmının da realize olması için uygun yerler diye düşünüyorum. Peki Mert Yılmaz, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Teşekkürler efendim. BHT.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz. Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1300 Türk lirası limit 2000 Türk lirasına çıkarıldı. BDDK kararında ayrıca Covid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı 1 yıl içinde 3 kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek dedi. Kooperatif polisinden yapılan açıklamada ABD menşeli şirketin Avrupa'daki faaliyetlerini yürüttüğü Hollanda'da kayıtlı Uber, Danimarka'da taksicilik yasasını ihlal etmekten yaklaşık 25 milyon liraya karşılık gelen 25 milyon kron ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi. AB Konseyi Başkanı Avrupa Birliği'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini 1 trilyon 74 milyar euro ve Ekonomik Kurtarma Fonu'nun 750 milyar euro olmasını teklif ediyorum. Bu teklif üye ülkeler arasında dengeli bir uzlaşı sağlamayı amaçlıyor dedi.
ABD Başkanı Trump şu anda COVID-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var. Birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum dedi. Kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Az sonra günden kalanlarla devam edeceğiz. Ve Hakan Güldağ olacak konuğum. Bizi izlemeye devam edin.